Doğal sistemler diye giriş yaptık. Coğrafyanın konusu bölümlerinden bahsettik. Şimdi sırada doğa ve insan var. Doğa ve insanla ilgili küçük tanımlar yapacağım. Ondan sonra insanın doğaya, doğanın insana dair etkisine dair örnekler vermeye çalışacağım size. Çünkü özellikle son dönemlerde güncel sorular içerisinde karşımıza çıkan alanlardan bir tanesi. Sonra tarihsel süreçte coğrafya için önemli ünlü düşünürler hakkında bilgiler de vereceğim size. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Doğal çevrenin kendisi, dünyanın kendisinden bahsediyoruz aslında. Yani canlı ve cansız ortamdaki maddi varlıkların hepsi doğal çevrenin kendisini anlatıyor. Şöyle bakalım isterseniz, dünyanın kendisi karşımızda. Doğal çevre, bakın bu alanda karşımıza çıkıyor. Okyanuslar, kara parçaları ya da baktığımız zaman ormanların bulunduğu yer, bitki örsünün bulunduğu yer. Bunların hepsi doğal çevrenin kendisiyle birlikte ortaya çıkar. Peki, insanlar buraya müdahale ederse ne olur sorusunun cevabı? Tabii ki beşeriden bahsetmiştim. Beşeri bir etken ortaya çıkar. Yani bir barajı görüyorsunuz. Örnek verelim isterseniz. Türkiye için en önemli akarsulardan bir tanesi kim? Fırat. Doğal çevrenin kendisini anlatıyor. Ama biz ne yaptık? Geldik, Türkiye'nin en önemli barajını yaptık buraya. Kim yaptık? Atatürk barajının kendisini yaptık. Tam bu gördüğünüz alanda. O zaman biz ne yaptık? Buraya beşeri bir müdahalede bulunduk. Yani insanlar gelmiş buraya, bu seti yapmış, ne yapıyor? Burada elektrik elde ediyor hikayesinde. Buradan detaylı getirebiliriz. Hocam bunlar nasıl oluyor? Ben bilmem, görmediğine inanmam diyenler için isterseniz hemen bir olay yeri yapalım sizle birlikte. Önemli alanlardan, çünkü bir tanesi burası. Bakın tam şuradan bir görüntü izleyeceksiniz. Atatürk Barajı'nın olduğu yere geldik. Özel izinlerle birlikte girdiğimiz alanlardan bir tanesiydi. Özellikle göstermek istiyorum. Hani gezmeye gittiğiniz zaman net olarak göremezsiniz. Stüdyodan canlandırayım. Ortama bakın isterseniz. Doğal çevre olarak insanlar gelmiş, beşeri bir etken yapmış ve bu suyun önünü kapatmışlar. Burada seti yapmışlar ve barajın kendisi ortaya çıkmış. Peki şurada ne oluyor bakalım? Bu barajın kendisi yapıldıktan sonra suyu buradan bırakıyoruz. Bırakıyoruz buradan ve elektrik elde ediyoruz. Biraz daha yaklaşalım isterseniz. Yaklaştık ve o devasal boruların kendisini görüyorsunuz. O devasal borularla birlikte su aşağı doğru gidiyor. Ve hemen alta da indik bu arada. O reaktörlerin tam çevrildiği yerden bir görüntü gelsin. Bakın bir de şu ses dinlemenizi istiyorum. Bu ses o suyun ne kadar güçlü buradan aktığının göstergesi, aynı zamanda reaktörleri çeviriyor. Elektrik elde ediyoruz. Kısaca bahsetmek istedim. Ama genel itibariyle buradan bir soru gelirse, doğal çevrenin kendisinde yer şekilleri vardı, suların kendisi vardı. İnsanlar gelip set yapmış, barajı yapmış ve beşeri bir etken ortaya çıkmış hikayesinde görmüş olduk. Bu arada öğrenmiş oldum. Türkiye'nin en önemli barajının adı neymiş? Atatürk Barajı'ymış. Fırat Nehri üzerindeymiş. Bu benim ilerleyen konularda işime yarayabilir. Ama mantığı anlayın. Kitapsal ifadelerden uzaklaşalım. Olayın mantığı bizim için önemlidir. Peki sorular nasıl gelir? İnsanın doğaya etkisi, doğanın insana etkisi mantığında sorular gelecektir. Yani aşağıda verilen örneklerin hangisinde yaşanan olay ya da ortaya çıkan durum insanın doğaya etkisi diye sorarlarsa bakalım neler var. Biraz önceki barajın kendisi mesela insanın doğaya etkisi mantığıyla değerlendirilebilir. Başka örnekler var mı bakalım? Sera gazı salınımından çok fazla bahsediyor ki küresel ısınma biliyorsunuz en büyük problemlerden bir tanesi. Küresel ısınmanın kendisiyle birlikte, yani sanayi faaliyetlerini gerçekleştirmemizle birlikte, ki hatırlıyorsunuz değil mi? Dünya nüfusunun 7.8 milyar olduğundan bahsetmiştim ki en yoğun nüfusun olduğu yer neresiydi? Güneydoğu Asya'ydı, Çin hattıydı. Burada başlayan sanayileşme, Avrupa'da devam eden sanayileşme, Amerika'nın sanayileşmesiyle birlikte ortaya çıkan gazların kendisi atmosferin özelliğini bozuyor. Atmosferin özelliği bozulursa ne oluyor? Buradaki buzullar eriyor. Şimdi bana söyleyin, bu olay karşınıza çıkarsa ne diyeceksiniz? İnsanın doğal çevreye etkisi demelisiniz. Der misiniz acaba? Çıkan soruyu o zaman çözersin. Bir örnek daha vereyim. İnsanların engebeli arazilerde köprü inşasında bulunması. Mesela Türkiye'de örnek verelim isterseniz ki İstanbul'dan şu anda biz dinleyen arkadaşlarımız vardır. Boğaz'ın her iki yakısını biliyorsunuz ve Boğaz'ın her iki yakısını hareket etmek için ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi tam bu gördüğünüz alanda önemli bir köprüyü ortaya çıkarmışız ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kendisini görüyoruz ki diğer köprüler de var. Hatta yeni bir olaydan örnek vereyim size. Çanakkale'yi birbirine bağladık değil mi? Gelibolu Yarımadası, Biga Yarımadası, Çanakkale'nin bulunduğu yerde yine bir köprü yaptı ki bizim için önemli köprülerden bir tanesiydi. O zaman ne oluyor? Bu köprülerin, bu yolların varlığı insanın doğal çevreye etkisine örnek olur mu hocam? Olur deyin, soruyu çözün.
Mantık bu. Yine örnek vereyim isterseniz. Bataklıkların kurutulması. Şimdi bu çok fazla karşınıza çıkacak. Yorum soruları içerisinde karşınıza çıkarsa şu yorumu yapmanız lazım. İnsan gelip bir bataklık kurutuyorsa, oraya ev yapıyorsa, oraya binalar yapılıyorsa olumlu bir şey diye bakmayın. Doğaya zarar veriyorsunuz. Doğanın doğal dengesini bozuyorsunuz. O zaman olumsuz bir etki diyeceksiniz. Şimdiden söyleyeyim. Karşınıza çıkacak, bol bol çıkacak hem de bataklıkları kurutmamak gerekiyor. Çünkü orada canlılar yaşıyor. Orada da canlılar var. Doğanın dengesini bozmamamız gerekiyor. Bozduğunuz zaman bugünkü yaşanan olayları görüyorsunuz aslında. Virüsler ortaya çıkıyor. Onlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Mutlaka bir etken olarak da karşımıza çıkıyor diye değerlendirme yapabiliriz. Ormanların tahrip edilmesi, mera alanlarda erken ve aşırı otlatma, meralar otta kalanları, bunların hepsi insanın doğaya etkisi. Olumlu mu, olumsuz mu? Mesela ormanları tahrip etmek tabii ki olumsuz diye değerlendirebilirsiniz aslında. Anlaşılıyor mu acaba? Problem var mı acaba? Peki hocam, doğanın insana etkisi var mı? Var. Mesela volkanik arazilerde tarımsal faaliyetler gelişmiş deriz. Volkanik arazi diye bir şey varmış. Neymiş hocam derseniz hemen göstereyim. Volkan dağlarımız var diye anlatacağım. Merak etmeyin, bunları tek tek değerlendireceğim. Haritaların kendisini bol bol gösteriyorum ki olayın mantığını anlayın. Kitapsal ifadelerden uzaklaşalım diye. Volkanizma var mı? Var. Volkan dağları etrafında örneğin Kayseri'deki Erciyes Volkan Dağı var. Etrafında verim topraklar var. Ve ben burada tarım yapıyorum. O zaman doğa insana bir yer sunmuş. Gel burada tarım yap diyor. Doğanın insana etkisi olarak değerlendirilebilir mi? Evet. Ya da ben hemen bir örnek daha vereyim isterseniz. Önemli detaylardan bir tanesi burası. Baktığım zaman engebeli arazilerde dağınık yerleşim var diyorum. Şimdi Türkiye'den örnek verelim. Dünya için genellemeler yapacağız. Yaklaştım. Dağlık olan bir yere doğru gidiyorum. Nereye gidiyorum? Karadeniz'e. Buradan Karadeniz'den bizi dinleyen arkadaşlara selamlar. Karadeniz bölgesine geldim, yaklaştım. Acaba burada insanlar kırsalda, bakın kırsalda nasıl yaşıyor merak ediyorum. Yaklaştım, bir baktım. Burası Karadeniz'in kırsalı. Görüyor musunuz dağlık engebeli araziyi? İnsanlar bakın burada yaşıyor. Sonra buraya ev kurmuş. Hadi bu vadiyi geçelim. Ondan sonra geldik, burada yaşıyor. Burada da yaşıyor. Biz buna diyoruz ki kırsalın dağınık yerleşmesi diyoruz. Dağınık yaşam. Şimdi bana söyleyin, dağınık yerleşme varsa buradaki var. Bunu sağlayan ne? Yer şekilleri. Yer şekilleri diyor ki insanlar burada siz böyle yaşamak zorundasınız diyor. Su da bol diyor. Alın diyor size su. O zaman dağınık yaşama mantığı ortaya çıkıyor. Yer şekillerinin katkılarıyla doğa insana böyle yaşaması gerektiğini söylüyor. İnsanlar da yaşıyor. O zaman bu da doğanın insana etkisi genellemesiyle birlikte ortaya çıkar. Ya da ormanlık arazilerde ahşap evlerin ortaya çıkması. Dünyadan örnek verelim. Ormanlık arazi dünyada en fazla nerelerde var sorusunun cevabına şöyle bakalım isterseniz. Bakın bunlar gerçek görüntüler, yaklaştım. Burada sarı tonlar var, burada yeşil tonlar var. Burası neresiydi? Burası ekvator çevresiydi. Hemen özel haritamızdan yaklaşalım. Acaba burası neresiydi? Bakalım. Kim bu? Kongo havzasıymış. Kongo havzası ya da Amazon hattının kendisine gidiyorum. Bakın tam gördüğünüz alanlarda. Sonuç olarak baktığım zaman da burada yine bizim için doğanın insan etkisi var mı? Var. Orman varsa ormanın varlığı ile birlikte burada ahşap evlerin kendisi de ortaya çıkar genellemesi bizim için önemli olabilir diyorum. Yani karşınıza çıkan cümleye göre yorum yapmanız gerekiyor bu konu başlığında. Doğa ve insanla ilgili soru gelir mi hocam? Gelir. Verilen örneğe bakacaksınız. Orada insan mı doğayı, doğa mı insanı etkilemiş mantığını kurmanız gerekiyor. Tabii konular ilerledikçe, coğrafyayla ilgili şimdi altyapınız çok zayıf olabilir. İlerledikçe bu mantığı daha çok oturtacağız. O yüzden her zaman söylerim. Coğrafyanın ilk konusuyla son konusu bir bütündür. Coğrafyanın netliğinizin artması için biraz konuları ilerletmeniz gerekiyor. İlerleteceksiniz, ben örneğin temeli atacağım. Coğrafi konumdan bahsedeceğim, iklimden bahsedeceğim, yer şekillerinden bahsedeceğim diyeceksiniz ki bu konular bittikten sonra tamam. Ben bu işin mantığını anlamaya başladım, ezberden uzaklaştırıyorum diyeceksiniz, olayı çözeceksiniz. Yani biraz sabretmeniz gerekiyor ama yine de bu başlıkları açmak zorundayız. Doğa ve insan, insan ve doğa ile ilgili değerlendirme yaptık. Bir toparlayalım isterseniz. Doğal çevrenin kendisinden bahsettim, beşeri etken insan dedim. İnsanlar doğaya setler yapıyorsa barajlar oluyor. Ya da diğer etkenlerden bahsettim.
İnsanın doğal çevre etkisine dair örnekler sera gazı salımından bahsettim. Ya da ormanların tahrip edilmesi ya da bataklıkların kurutulması ilgili küçük örnekler verdim. Ya da meralarda erken ve aşırı otlatma ile ilgili değerlendirmeler yaptım. Sonra geldim nereye? Doğal çevre insanı nasıl etkiler dedim. Engebeli arazilerde dağınık yaşamdan bahsettim. Ormanların olduğu yerde ahşap evler olur genellemesi yaptım. Volkanik arazilerde tarımsal faaliyetler gelişir dedim. Bu da doğal çevrenin insana etkisi dedim. Anlaşılıyor mu acaba? Problem var mı acaba? Güzel. Önemli. Tekrar söylüyorum. İlerledikçe kavramlar yerine oturacak, merak etmeyin. Ama bu bilgiler hemen mesela benim soru bankasını açtığınızı çözerken işinize yarayacak, temel cümleleri de ortaya çıkaracak. Soru bankasındaki soruları eğer anlamadığınız kısımlar varsa hemen karikatür okutun. Yine ben geliyorum, beraber çözeriz, merak etmeyin. Bende kalın, olayı beraber çözmüş olacağız inşallah. Peki birazcık daha ilerletelim. Birazcık detay bir konu başlığı var burada. Yani baktığımız zaman tarihsel süreçte coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili detaylar var. Şimdi elinizde olan kitaptaki işte video ders notlarından beni takip ediyorsanız böyle kitapsal ifadelerimiz var. Ama bu işleri ben birazcık daha kolay hale getirmek için bol görsellerin olduğu bir kaynak hazırladım demiştim. O da kim? Tabii ki haritalarla coğrafya. Haritalarla coğrafya üzerinde bu bilgileri birazcık daha görsel hale getirerek birazcık ezber mantığından uzaklaştırmaya çalıştık. İsterseniz oradan ilerleyelim. Ünlü düşünürler hangileri? Buradan sorular nasıl gelir? Neyin altını çizeceğim? Son yıllarda soru geldi mi diye sorarsanız gelmedi. Hatırlayın 3-4 yıldır sorunun gelmediği yer ama teste karşıma çıkarsa ben bunu neden yapamıyorum? Benim psikolojim neden yok? Demeyin. Mantığıyla birlikte çözeceğiniz alanlar içerisinde olsun. Bakalım kimler varmış. Genel kültür bilgisi olarak bakarsanız bence çok daha rahat edersiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oturup elbette bunların hepsini ezberlemeyin ama genel kültür bilgisi işime belki yarar. Ortamlarda bunlardan bahsederim, havama atarım diye bakarsanız daha iyi olur. Hem de bu insanlar eskiden yaşamışlar, bir şeyler ortaya koymuşlar, çalışmışlar ve bugünün bilimine, bugünün dünyasına ışık tutmuşlar. Onları da güzel bir şekilde yad edelim. Ve Aristoteles'in kendisi karşımıza çıkıyor. Coğrafya kelimesini ilk kez kullanan düşünür kendileri karşımıza. Coğrafya kelimesini ilk kez kullanmakta kalmamış, enlem ve boylam sistemini icat etmiş. Duralım. Enlem boylam deyince bahsedeceğim hemen diğer konu başlığında ama çekiyorum çizgileri, bağlantı kurmuş olalım. Ekvator'un kendisi burada. Başlangıç boylamının kendisi burada. Ekvator'un Türkiye neresindeydi? Kuzeyinde. Başlangıç boylamı kalın sarı çizgi görüyor musunuz? Bakın boylam, boyuna çizilen çizgi boylam. Başlangıç boylamı neresindeydi? Doğusunda diye coğrafi konumu anlatacağım. Coğrafi konumu anlatmamı sağlayan kim? Aristoteles'in kendisiymiş. O zaman saygı duyuyoruz ve coğrafi kelimesini ilk kez kullanmış, bugünlerin yolunu açmış diyelim. Saygılar, sevgiler ve geldik nereye? Amasyalı Strabon. Nasıl yani hocam? Bizim Amasya mı? Evet. O Amasya hangi Amasya? Buradaki Amasya işte. Amasya'ya giderseniz, Yeşilırmak çevresine gezerseniz orada bir heykel göreceksiniz. O heykel kime ait? Strabon'a ait. Ünlü düşünür. İlk coğrafyacı olarak kabul ediliyor. Ve bayağı da böyle gezmeler sonucunda önemli eserler de ortaya çıkarmış ki Geografia adlı eseri 17'lik gerçekten çok önemli olduğunu söyleyeyim. Her zaman söylerim. Amasyalı Strabon varsa bir de kim var? Mersinli Bayram var. Amasyalı Strabon'a sevgiler, saygılar, yolundan ilerliyoruz diyoruz ve Amasya'ya giderseniz tekrar söylüyorum. Yeşilırmak hemen kenarında onun bir heykelini göreceksiniz. Bir hatıra fotoğrafı belki çektirmek isterseniz. İlk coğrafyacı olarak da kabul ediyoruz kendisini. Battamyus'un kendisi için matematik coğrafyanın öncüsü olarak kabul ediliyor. Bir genel kültür bilgisi olarak bu şekilde anımsayabilirsiniz. Bunun altını çizin. Battamyus'un kendisi matematik coğrafya, enlem, boylam ve değerlendirme ile ilgili bilgileri genişlettiğini söyleyebilirim ki Aristoteles'in kendisinden sonra. Geldik Aristo'nun kendisine. Aristo'nun altını çizin. Önemli değerlendirmelerden bir tanesi. Çünkü dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koyuyor ve önemli çalışmalar yapıyor. Önemli bir insan ve doğal kaynaklarıyla devletlerin gelişiminin paralel olduğunu düşünüyor ki bence de çok önemli bir şey vurgu yapmış. Zaten bugünün en önemli problemlerinden bir tanesi nüfus artıyor, 7.8 milyar insan ama doğal kaynaklar hızlı bir şekilde tükeniyor. Çok fazla tükettiğimiz için de sanayileşme olduğu için de buzullar eriyor, hastalıklar ortaya çıkıyor. Ama dengeli bir şekilde nüfus artsa belki de çok fazla krizler yaşanmayacak ki nüfus konusuna bahsedeceğim. Politikaları savunan insanlara baktığım zaman bazıları diyor ki doğal kaynaklar insanların artışıyla birlikte paralel bir şekilde artmalı ki
dengeli kalsın diye. Aristo da zaten yıllar yıllar önce bunu vurgulamış ama daha önemlisi dünyanın varlık olduğu görüşünü ortaya atıyor ki eskiden, çok eskiden bunu söylemiş, teknolojinin olmadığı zaman da bugün hala diyorlar ki hocam dünya yuvarlak değil, dünya düz. Bari Aristo'ya saygınız olsun. Hadi Elon Musk'ın uydularını görmüyorsunuz gökyüzünde. Adam her gün bir uydu gönderiyor. Yani dünya düz olsa haber vermez mi bize? Twitter'dan yazar yani. Zaten Twitter içinde önemli bir reklam çalışması var biliyorsunuz. Neyse olaylara geçelim. Thales'in kendisi yine bizim için önemli, değerli ve ilk defa deney ve gözlemden bahsediyor. Deney ve gözlem coğrafyanın en önemli parçalarından bir tanesidir. Neden? Çünkü baktığımız zaman ilk düşünürlere ya da ilk coğrafyacılar dediğimiz zaman hep gezmişler, doğru mu? Hani her zaman söylüyoruz ya, okuduğunuz mu anlıyorsunuz daha çok yoksa gezip gördüğünüzü mü? Benim de coğrafya anlatma tarzıma belki şu ana videolar kadar bir hakim olmuşsunuzdur. Haritalardan bahsediyorum, videolar çektim, bol bol görsellerden bahsediyorum. Çünkü zaten doğrusu bu. Gördüklerim aklımda kalıyor mantığı var. Deney ve gözlem olmazsa olmazlar içerisinde ki tanesi bunu da vurgulamış. Gerçekten önemli ve dünyanın evrenin merkezinde olduğunu da vurgulamış ki aslında olayı yakalamış en azından. Hani güneş sisteminden bahsediyoruz bugün. Güneşin etrafında gezegenlerin kendisi var. O dünyayı merkeze almış. Olabilir. Sonuçta bir yol açmış. O yıllarda bunu düşünmüş ki hangi dönemden bahsediyoruz? İlk çağdan bahsediyoruz. İlk çağdan bahsediyoruz. Bakın biz bugün bilgiye ulaşmak için telefonu açıp Google'a girmeye üşeniyoruz. Bakın üşeniyoruz. Diyoruz ki sen bakar mısın? Şöyle bir bilgi vardı. Bırakın kütüphaneye gitmeyi yani. Önemli. Bence gerçekten ortaya koydukları şeyler çok değerli olduğunu söyleyeyim. Aristoteles'in kendisi için coğrafya kelimesini ilk kez kullanması, Strabon ilk coğrafyacı ve Amasyalı olması bizim için çok önemli, özellikle benim için çok önemli. Ve Battamsun kendisi için matematik coğrafya ile ilgili değerlendirme yapmış dedik ve Aristo dünyanın yuvarlak olduğunu ön plana çıkarmış ki doğal kaynak ve devlet ilişkisinden bahsetmiş ve Thales'in kendisi deney ve gözlemlerden bahsediyor. Bu da bizim için önemli oluyor. Dünya ve evrenden de bahsetmiş. Ne zaman bahsetmiş? İlk çağda. İlerliyoruz. Birazcık daha yakın tarihe gelelim. Orta çağdayız. Orta çağ ile ilgili bakalım neler ön plana çıkabilir. Tekrar söylüyorum. Hiç gelmeyen bir soru kalıbının olduğu yer. Daha önemlisi, şimdi 5 tane sorumuz var. Elbette o bir tane soru bunlardan seçilecekse daha önemlisi, daha böyle vurgulu olan çıkacaktır karşınıza. Ama bunları da genel kültür olarak görelim. Orta çağda El-Harezmi'nin kendisi var ve tabii ki güneş ve ay tutulmasına dair incelemeler yapması da gerçekten çok değerli olduğunu söyleyeyim. Bazen öncüllü sorular gelebiliyor. Mesela güneş ve ay tutulmasına dair inceleme yapmıştır. Zicil-Harezmi adlı eserinden bahsedilir. Kim ya da yarışmalara katılırsanız işinize yarayabilir çünkü bunlar böyle genel kültür bilgileri diyoruz. El-Harezmi içinde güneş ve ay tutulmasının kendisinden bahsettik. İbni Battuta için Fas'tayız. Ya, İslam dünyasına doğru yaklaştığını söyleyelim. Önemli gezginlerden bir tanesi. O dönemde dolaşmış ve gezi alanlarla birlikte tabii ki İbni Battuta seyahatnamesinden bahsetmiş ki etraftaki zenginliklerden, dil, din, gelenek, göreneklerden bahsetmiş ki önemli özelliklerden bir tanesi olabilir ki yaşam alanına baktığımız zaman zaten İslam coğrafyasının bulunduğu alanları anlatıyor. El İdrisi de aynı şekilde. Endülüs'te yaşamış. Endülüs dediğimiz yer neresiydi? İspanya'da biliyorsunuz Endülüs'ün bulunduğu yer. Tarih dersini hatırlayabilirsiniz ki o da bu dönemde yaşamış ve görüşlerini ortaya koymuş. İbni Haldun buradaki en önemli hikayelerden bir tanesi hemen hemen. Çünkü İslam coğrafyası için hep vurgulanır. İbni Haldun kendisi Orta Çağ'da İslam dünyasının en ünlü gezginlerinden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. İbret verici kitap anlamına gelen Kitab-ül El-İbar eseri genel kültür bilgisi olarak belki karşınıza çıkabilir. Mesudi'nin kendisi Bağdat'ta doğduğunu vurgulayalım. Altın Çayırlar adlı eseri var. El Mürüç El Zek diye telaffuz ediliyor. Böyle telaffuz edilmiyor da olabilir ama dilimiz döndüğünce bahsetmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak Altın Çayırlar'ın altını çizelim. Bizim için bize daha yakın olan bu. El Birun'un kendisi de El Maksudi El Kanuni adlı eserinden bahsediyor. Güneşin hareketlerinden bahsetmiş ki matematik ve matematik coğrafyacı olarak biliniyor. Güneşin yüksekliği ve şehrin konumuyla ilgili, boylamlarıyla ilgili o dönemde değerlendirmeler yapması bulunduğu çağda gerçekten El-Biruni'nin bugün ne kadar bilme katkı sağladığının göstergelerinden bir tanesi olarak da değerlendirilebilir. Buradaki İslam dünyası
coğrafyacıları ön plan çıkıyor diyelim. İbn Haldun'u kendisini unutmayın lütfen. En ünlü gezginlerden bir tanesi o dönemde. İbret verici kitap, Kitabül El İbar sizin için önemli olsun. Yani ön plan çıkıyor açısından söylüyorum. Elbrun'un kendisi de yaşadığı alanın özellikle koordinatlarıyla ilgili, güneş sistemiyle, güneş hareketleriyle ilgili tabii ki düşünceleri o dönemin önemli hikayelerini ortaya çıkarıyor. Ama birazcık daha yakın çağa geldiğimiz zaman işler sanki netleşiyor gibi. Evliya Çelebi bizim için en önemli kısımlardan bir tanesi. Seyahatname çok karşınıza çıkar. Dikkat edin buna. Hani burada hatırlamam gereken önemli bilgilerden bir tanesi var. Kimi hatırlayayım? Evliya Çelebi Seyahatnamesini lütfen unutmayın arkadaşlar. Hatta diyor ki o dönemde Anadolu'yu anlatmak için, yani Anadolu'nun bitki örsünü anlatmak için, duymuşsunuzdur belki, Akdeniz'den Karadeniz'e gitmek isteyen bir sincap hiç yere inmeden ağaçlar üzerinden gidebilirmiş diyor. Yani eskiden, çok eskiden bol bol orman olduğunu anlatıyor İç Anadolu'da. Ama ormanlar insanlar tarafından tahrip ediliyor. Bitki örsünü de şöyle anlatacağım. Antropojen bozkırlar İç Anadolu'da ortaya çıkar diyeceğim. Ve tahribat sonucunda biliyorsunuz ki antropojen bozkırları iç bölgelerde bol bol görebiliyoruz ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bu olaylardan bahsediyor ki o dönemin ünlü gezginlerinden bir tanesi. Prairies. Kartografya eşittir prairies diyeceksiniz. Yani denizcilik notları kitabı Bahriye'de toplamış tabii ki. Hatta biz harita bilgisini anlatırken diyeceğiz ki İslam dünyasına ait, Türklere ait ilk harita çalışması diye bahsedeceğiz prairies'in haritasına. Çünkü gezdiği alanların haritasını çizmiş. Kitab-ı Bahriye adlı eserinde de bunu vurgulamış. Önemli isimlerden bir tanesi burada prairies'i genel kültür olarak anımsayın. Vasco de Gama özellikle yine genel kültür olarak anımsamanız gereken, çünkü Hindistan'a gidiyor. Portekiz denizci Hindistan'a o dönemde gitmesi de tabii ki önemli bir olayın kapısını açacak. Elinizde olan kitapta video ders notuna koydum bunu. Bakın şöyle bir yol haritası verildim. Yani o dönemde yaşamış insanların seyahatlerini gösterin, böyle ok işaretini gösteren güzel bir harita bence. Vasco de Gama'nın kendisi Hindistan'a doğru gitmesi gerçekten önemli hikayelerden bir tanesi. Şu siyah okların bulunduğu yere bakabilirsiniz. Çıkıyor buradan ve Afrika'nın güneyinden Hindistan hattına doğru gidiyor. Tabii ki ondan önce bizim için en önemlisi Bartomil Diaz'ın yaptığı çalışma. Çünkü o Ümit Burnu'nu buluyor. Bartomil Diaz'ın kendisi Ümit Burnu'nu buluyor. Ümit Burnu nerede hocam? Şu haritamızdan bakalım. Burada. Ya da bu görselden ilerleyelim. Görseller yetmezse bol bol görsel var. Burada. Nerede? Bakın Afrika'nın güneyinde Ümit Burnu. Bu neden önemli biliyor musunuz? Çünkü şöyle düşünelim. Eskiden çok eskiden deniz yolu, demir yolu, karayolu, hava yolu. Bugün ulaşımda en önemli kısımlardan bir tanesi. Eskiden çok eskiden deniz yolu taşımacılığı yok ki. Pusula yok. Dayanıklı gemi yok çünkü. O dönemleri düşünelim. Demir yolu yok. Hava yolu yok, karayolu var. Dünyanın kendisi buradan ibaret. Buralar keşfedilmemiş. Birazdan geleceğiz zaten. Christoph Kolomb vesaire. Buralarda yaşıyor insanlar. Ve burada ticareti karayoluyla birlikte yapıyorlar. Ve sonuç olarak Çin ve Çin'in değerli malları Anadolu'dan Avrupa'ya gidiyor. İpek ve baharat yolunun katkılarıyla kim hakimse buraya güçlü oluyor. Roma, Bizans, Osmanlı. İşler böyle ilerliyor. Osmanlı o kadar güçlü ki Avrupa köşeye sıkışıyor. Karanlık çağ yaşıyor, karanlık çağ. Bundan kurtulmanın tek yolu var. Yeni bir ticaret yolu bulma. Yeni ticaret yolu bulmak için cesaret gerekiyor. O cesaretle birlikte denizlere açılmak gerekiyor. Düşünelim, hayal edelim. Yaşıyorsunuz Avrupa'da ya da bu coğrafyada. Buradan haberiniz hiç yok ve deniz var. Pusulanız yok, dayanıklı gemi yok. Cesaret ediyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Bakın, müthiş olaylar, müthiş. Yola çıkıyorsunuz, geliyorsunuz. Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'nu buluyorsunuz. Ümit Burnu'nu buluyorsunuz. İnsanları yol açacaksınız Bartomil Diaz. Ondan sonra gelecek Vasco de Gama'nın kendisi. Oradan da Hindistan hattına gidecek. Kapıları açıyorsunuz. Ondan sonra ne olduğuna hep beraber bakacağız. Magellan'ın kendisi dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koyuyor. Magellan deyince aklıma ne geliyor? Hemen olay yerine doğru gidiyoruz. Burası neresi? Amerika. Burası neresi? Güney Amerika. Burası neresi? Magellan Boğazı. Ne demek biliyor musunuz? Bu insanlar bu dönemde buradan kalkmışlar, gelmişler buraya, buradan gitmişler demek. Bitmemiş, yola devam etmişler. Magellan, yola devam etmiş, yola devam etmiş ne olmuş? Bakın yolda hastalanmış, ölmüş ama devam etmiş yola. Del Cano ve İspanya'ya tekrar ulaşmış ve dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamış. Olaya bakın. Gerçekten çok önemli olaylar. Hani bunu sınava bağlamak istemiyorum ama bağlayayım.
Yani hedef doğrusuna ilerliyorsunuz. Bazen çok yoruluyorsunuz ya. Yorulmayın arkadaşlar. Bakın her türlü materyal var elinizde. Ücretsiz videolar var. Kitaplar alıyorsunuz. Karekodlar var. Dershaneye gidin gitmeyin. Türkiye'nin her yerinde, dağda, bayırda, çölde, köyde, akarsu üzerinde, havada, karada, her yerde çalışabilirsiniz. İnsanların imkan yok. Yanındaki adam ölüyor ve ondan sonra yola devam ediyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamış oluyor. Olaylara bakın. İmkansızlıklardan imkanlar içerisindeki imkansızlıklara. Felsefe yaptım Mehmet. Gördün mü? Bunu yazalım kardeşim. İlerleyen yıllarda coğrafyacı Bayram Meral bunu söylemiş olur dersin. Bir daha söyler misin dersen şu an söyleyemem. İlerleyelim. En önemli hikayelerden bir tanesine geldik. Kim var burada? Christophe Colomb'un kendisi deyince tabii ki nereye gideceğiz? Tabii ki buradan gideceğimiz yere bakalım isterseniz. Buradan Amerika'ya gideceğiz. Ama tabii ki Amerika için ilk önce adaya çıkıyor biliyorsunuz ki oradaki daha önemli keşfi ortaya çıkaran bizim için de Haiti ve Amerika'nın San Salvador kısmına doğru ilerliyor. Ondan sonra Amerika'nın keşfi için de uygun ortam hazırlıyor ya da Amerika'nın keşfi için ilk adımlar atılıyor genellemesini. Buradan net hale getirebiliriz. Bu da önemli, değerli hikayelerden bir tanesini ortaya koyuyor diyoruz. Christophe Colomb'un kendisiyle ilgili. Katip Çelebi var, Cihan Numa. Çok fazla testlerde, denemelerde ya da bilgi yarışmalarında karşımıza çıkar. Önemli tespitleri var. Cihan Numa'nın kendisi, Katip Çelebi'nin önemli eseri. İslam ve Hristiyan dünyasındaki birçok düşünür için de yol haritası ortaya çıkardığını söyleyelim. Geldik şimdi en önemli hikayelerden bir tanesine. Marco Polo'nun kendisinin hikayesi çok önemli. Neden? Çünkü baktığımız zaman Bartolomeu Dias'ın kendisi Ümit Burnu'nu buluyor. Vasco da Gama Hindistan tarafına doğru gidiyor. Ama Marco Polo'nun kendisi daha önemli bir şey yapıyor. Yani kim için daha önemli bir şey yapıyor? Aslında iyi mi kötü mü şu anda hangi taraftan baktığınıza da bağlı. Küresel ısınma açısından bakarsanız belki kötü bir şey yapmış olabilir yani. Ama Avrupa'daki sanayileşme açısından baktığınız zaman hikaye şu. Gidiyor Güneydoğu Asya'daki neyi alıyor? Bakın oradan barutu, pusulayı, matbaayı, kömürü alıyor ve Avrupa'ya getiriyor. Avrupa bunu ne yapıyor? Avrupa bunu değerlendiriyor. Avrupa bunu değerlendirip sanayi devrimi başlıyor. Sanayi devrimi başlar. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya yükselişe geçer. Osmanlı çöküşe geçer. Marco Polo'nun kendisi. Dediğim gibi hangi açılardan baktığınıza bağlı. Ama teknik olarak baktığım zaman gidiyor, geziyor, gözlemliyor, alıyor. Bunlar yararlı olabilir diyor pusula. Çok önemli tabii ki. Matbaa, kömür, efsane önemli şu an için. Ve getiriyor. Coğrafi keşiflerin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan en önemli hikayelerden bir tanesi. Yakın çağda bu olay diyebiliriz. Aslında çok fazla önemli olaylardan bahsettim. Burada bizim için ilk dikkat çekici olan Prairies kartografi açısından Türk dünyasına ait, İslam dünyasına ait, Türk dünyası diyebilirsiniz. İlk harita bilgisi olarak değerlendirme. Ön planda Bartolomeu Dias'ın kendisi Ümit Burnu bulması, Magellan Boğazı'nın ortaya çıkması, tabii ki isimler veriliyor keşiflerle birlikte. Vasco da Gama'nın kendisinin Hindistan'a gitmesi, Marco Polo'nun oralara gidip orada kömürü, barutu alıp getirmesi. Bunlar gerçekten bu dönemin en önemli olayları. Amerika'nın keşfi için zaten öneminden bahsetmiyorum. Christophe Colomb yaptığı çalışmayı hepimiz biliyoruz. Bu sayfa sanki bizim için sorunun gelme ihtimalinin çok daha yüksek olduğu yer gibi görünüyor. Anlaşılıyor mu acaba? Peki hocam, bugünün coğrafyacısının, ben coğrafyaya çok ilgi duymaya başladım. En önemli düşünürleri kim derseniz yakın çağa geleceksiniz. Alexander von Humboldt. Bugünün coğrafyacısının bence en önemli şahsiyeti. Alexander von Humboldt deyince Galatasaray'ın sağ beki aklına gelenler var. Bizim forvete ihtiyacımız var ama bakalım, bekliyoruz hala. Alexander von Humboldt'un kendisi için fizik coğrafya, biyo coğrafya, klimatoloji, okyanus bilimi gerçekten çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyleyeyim. Gezi gözlem ilkesi. Bugün coğrafya anlatırken temel ilkelerinden bahsettim, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani bir önceki dersten bahsettiğim neden sonuç bağlantı ilkesi, bunların hepsini ortaya koyan insan Alexander von Humboldt'un kendisi. Gerçekten coğrafya için çok önemli şeyler yapmış. İzoüslerden bahsedeceğim, izobattan bahsedeceğim, harita bilgisinden bahsedeceğim. Coğrafyada, yakın çağ coğrafyasında, modern coğrafyada çok önemli hamleler yapmış Alexander von Humboldt. Bu coğrafya için ilgi duyan arkadaşlar için önemli bir şahsiyet olduğunu şimdiden söyleyeyim. Üniversiteye gidip coğrafya ile ilgili bir temel almaya başladığınız zaman hep karşınıza çıkacak zaten. Siyasi coğrafyanın kurucusu Friedrich Ratzel ön planda.
politik coğrafya, siyasi coğrafya ne kadar önemli olduğunu bugün görebiliyoruz aslında. Çünkü yaşadığımız yer burası. Burası neresi? Anadolu. Hemen etrafında kim var? Orta Doğu var. Kim var? Rusya var. Kim var? Avrupa var. Şu an itibariyle söylüyorum. Birinde sanayi var, birinde ham madde var, burada petrol var ama güç yok, sömürge var. Siz de bunların ortasında yaşamaya çalışıyorsunuz. Coğrafya kaderdirin. İbn Haldun'un hikayesi de aslında sonradan böyle ortaya çıkıyor. Siyasi coğrafya yaşamanın temel noktalarından bir tanesini ortaya çıkarıyor. Friedrich Russell bunu ortaya koymuş. Karl Ritter'in kendisi yine bizim için önemli arkadaşlar. Beşeri coğrafyanın kurucusu olarak kabul ediyor. Beşeri insan demek biliyorsunuz ki Karl Ritter insan temelli olan şeylerden bahsetmiş. Bernard Berrison kendisi yine bizim için önemli ve genel coğrafya ile ilgili değerlendirmeleri var. Burada çok önemli bir şahsiyet var. Rahmetlik benim enişteme benziyor kendisi. Alfred Benninger'ın kendisi kıtaların kayma teorisinden bahsediyor. Jeolojik de önemleri anlatırken bahsedeceğim ama görebilirsiniz aslında bakın Güney Amerika'yı alın. Afrika'dan kopmuştur. Koptuğu yer burası görüyor musunuz? Puzzle gibi düşünebilirsiniz. Kuzey Amerika Avrupa'dan kopmuş. Koptuğu yer burası. Avustralya Antarktika'dan ayrılmış vesaire. Sonuç olarak baktığımız zaman da bunların hepsi tek bir kara parçası halindeymiş. Biz de buna ne diyorduk? Pangea diyorduk demiş. Kim demiş? Alfred Benninger. Kıtaların kayma teorisinden bahsediyor. Bugünkü oluşum bize anlatıyor. Bugün bitki ve hayvan kalıntılarına baktığımız zaman mesela Güney Amerika'daki bitki ve hayvan kalıntılarının aynısı. Burada da var, Afrika'da var. Kayaçların da benzediğini görüyoruz. Bu teorinin doğruluğunu ön plana koyduğunu söyleyebiliriz ki son olarak Paul Vidal de Black bizim için önemli. Son şansiyet olsun. Fransız Jeopolitik Okulu'nun modern fiziki coğrafya için çalışmalar yaptığını söyleyelim. Şuradaki eserini telaffuz etmemi beklemiyorsunuz galiba. Sadece hep beraber bakıyoruz. Sonuç olarak da bizim için önemli şahsiyetler var. Hocam ben hangilerini en çok hatırlamalıyım? Dikkat! Diyeceksiniz ki coğrafya kelimesini ilk kez kullanan Aristoteles'in kendisine dikkat. Amasyalı Strabon ilk coğrafyacı mantığıyla birlikte karşımıza. Dünyanın yuvarlak olduğunu Aristo ile birlikte ön plana çıkartıyorum. Deney ve gözlem için Thales'ten bahsediyoruz ki ve tabii ki dünya merkezli bir evrenden de bahsetmesi bence efsane olaylardan bir tanesi burada. İbn Haldun'un kendisi içinde Kitabü'l İbar, ibret verici kitap ve İslam dünyasına ait yaptığı çalışmalarla birlikte çok önemli olduğunu altını çizeyim. Evliya Çelebi seyahatnamesi Anadolu için çok önemli şeyler ve etraftaki arazi için çok önemli şeyler söylemiş. Yakın çağda Pir Reis eşittir kartografya yani harita bilgisinin kendisi için bizim için çok önemli. Ümitburnu için Vasco de Gama, Ümitburnu'ndan geçiyor Hindistan için Vasco de Gama ve Ümitburnu'nun kendisi için Bartolomeu Dias'ın kendisi çok önemli. Magellan Boğazı için Magellan ki yardımcısıyla birlikte ortaya koyduğu dünyanın yuvarlak olması kanıtı gerçekten çok değerli. Amerika için Christoph Kolumb'un kendisi. Yine bizim için Katip Çelebi ve Cihan Nüma'ya lütfen dikkat edin. Marco Polo tabii ki barutun getirilmesiyle birlikte önemli çalışmalar yapmış ki sanayi devriminde tetikleyen insanlardan bir tanesi. Coğrafyacılar için bizim için en önemli şahsiyet burada. Tabii ki modern coğrafya için söylüyorum çünkü gelişme olan olmuyor. Alexander von Humboldt'un kendisi siyasi coğrafya. Ratzel'den bahsettik ve yine beşeri coğrafya için Karl Ritter'in kendisi var dedik ve kıtaların kayma teorisi için Alfred Benninger'ın kendisi benim için burada önemli, değerli oldu diyorum. Ben soruları çözerken problem yaşamayayım, testlerle ilgili sıkıntı yaşamayayım diyorsanız bu bilgiler işinize yarar. Ama son yıllarda sorunun gelmediği yer ama bunu da bilin. Ya çıkarsa problem yaşamayın diye bahsettiğim bir alandı. Anlaşılıyor mu? Problem var mı? Benle kalın, devam ediyoruz.